Üretim arttıkça eleman ihtiyacı da kaçınılmaz hale geliyor. Ancak Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de ara eleman bulunmaz hale geldi. Hizmet sektöründe garson, inşaat sektöründe işçi daha az bulunur hale geldi. Türkiye'de yaklaşık 208 tane üniversite var ve her yıl bu okullarda 1 milyona yakın kişi mezun oluyor. Ancak mezun olmak iş bulmak anlamına gelmiyor. Rakamlar da buna işaret ediyor. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 2022 yılı gelen işsizlik oranı 10.4'ün üzerine çıkmış durumda. Üniversiteler iş bulamazken diğer taraftan sektörlerin ara eleman ihtiyacı var. Valla çıraklık okuluna yazdırıyoruz elemanları. Devlet de orada her türlü imkanları sağlıyor. Ama durmuyorlar, çalışmıyorlar. Yani devletin de her türlü verdiği imkanlara rağmen meslek öğrenmek istemiyorlar. Yani büyük bir sıkıntı her sektörde olduğu gibi biz de yaşıyoruz yani. Bu gidişatta neyi gösteriyor? Bazı meslekler ölecek gibi. Şimdi biz elektronik tamiri işinde çalıştığımızdan dolayı bu işi belli bir yaşa kadar yapabiliyoruz. Çalıştığımız alet edevatlar görüyorsunuz hep ince işçilikli. İnce işçilikli olduğundan dolayı belli bir müddet sonra elimiz titriyor. Gözümüz görmüyor. Bu konulardan dolayı bize genç personel çok ihtiyacımız oluyor. Ama günümüz ekonomisinde genç eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulsak bile yetiştirmek çok zor. Çok çeşitli iş alanları olduğu için bizim yanımızda çok barınamıyorlar işimiz ince olduğundan dolayı. Çağımızın ekonomisi de teknolojiyi götürdüğünden dolayı bizim mesleğimizin önü çok açık. Bu yüzden gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Elektronik ve özellikle cep telefonu tamirinde yanlarımızda bulunmalarını istiyoruz. Sanatkar, yani zanaatkar dediğimiz biz küçük esnaflarda ciddi bir sıkıntı. Çok uzun yıllardır özellikle eğitim konusunda 4+4'e geçildikten sonra çocukların iş hayatına başlama yaşı oldukça yüksek olduğu için eğitilmesi zor bir yaş seviyesindeyken bizlere ulaşıyor. Çocuklara telkinlerde bulunduğumuzda işte atıyorum şunu getir bunu götür gibisinden bir görev verdiğimizde çocuklar bunu ezilmek gibi falan zannediyor. O konudan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu da çocuğun eğitimine yansıyor. Buna bir nevi aileler de destek veriyor. Ya ustanın yanına gönderdim. Bu bir oto tamircisi olabilir, terzi olabilir, saatçi olabilir, berber olabilir. Buna benzer eğitilmesi gereken yerde çocukların bulunmasına daha önce aileler katkı sağlardı. Hani tabiri caizse çok eski bir laftır ama hani eti sizin, kemiği benim gibisinden. Devletin katkı amaçlı çıraklık eğitim merkezi kanalıyla kayıtlarını oluşturup maaş üzerinden çocukları çalışmasına teşvik etmesi, çocuklar bunu bir nevi maaş gözüyle bakıyor, yani sanat gözüyle bakmıyor. Ya nasıl olsa diyor, ben diyor berberde çalışırken diyor kaydımı oluştururum, çıkarım bir terzide de diyor devam etsem, terzide de aynı maaş alacağım. İşte atıyorum bir lokantaya gitsem orada da aynı maaş alacağım. Yeni nesli hep böyle hayalci bir dünyada, sanal bir dünyada, kısaca eski atalarımızın dediği gibi bedavacı hayata alıştırdılar, tamam mı? Kimse çalışayım, kimse üretken olsun, olayım, topluma, aileme, kendime faydam olsun diye bir düşünce yok. Tamam mı? Bundan dolayıdır ki herkes hep çocuklarını okutmak istiyor. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Hakikaten bak bir 10 yıl sonra bir pantolonun yırtılsa diktirecek bir terzi bulamayacaksın. Bir saçını kestirecek berber bulamayacaksın. Bir radyon bozulsa yaptıracak usta bulamayacaksın. Artık saat keza biz artık ciddi ciddi nesli biten bir meslek olduk, tamam mı? Yani arkamızdan gelen yok. İnsanlara diyorum ya çocuğum varsa ver yetiştireyim, istikbali var, şunu var, bunu var. Hemence sorduğu soru şu.
Ücret ne vereceksin? En az asgari ücret. Düşünebiliyor musun? 12-13 yaşında çocuğa ben asgari ücret. Niye? Artık doyumsuzluk başladı. Bence ara eleman sıkıntısının en büyük sorunlarından birisi sanal dünya, internet, saçma sapan filmler, saçma sapan diziler.